Efendim İzmir'de Kemeraltı'yı gezen Kültür ve Turizm Bakanı İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay gördükleri karşısında çok sinirlendi. Tarihi çarşıdaki işporta ve işgaliyelerden yakınan Günay, belediye başkanlarının kulaklarını çınlattı. Sit kurullarının aldığı kararları uygulayın yoksa sizi savcılığa şikayet ederim göndermesi yaptı. İşte turizmin patronunu bile şaşırtan o Kemeraltı turunun Ege Haber farkıyla ayrıntıları. 5. katta müdüriyetimiz var sadece. Sadece. Müdüriyetiniz mi var? Evet. Niye o binaya gitmediler mi? İdare bina Çankaya'da. Evet. Burada ne müdüriyeti var? Burada bir. Burada da var. Burada da var. Bir kat şeyler var. Ne müdür odası ya? Kurulu tarafa veriyoruz yan başı. Boşalttırın. Boşalttırın kardeşim. Bir daha bir oraya kira mı verecekler? Buranın içerisinde bu. He? Oranın kirası yok. Bulsanıza bana buranın müdürünü. Aradım bir saat. Kemeraltı turunda Devlet Opera ve Balesi'nin Elhamra sahnesine uğrayan Bakan Günay yetkili bulamayınca tepkisini işte bu sözlerle dile getirdi. Ardından da soğuk havaya aldırmadan tarihi yapıları bir bir gezdi, eleştirilerini ard arda sıraladı. İşgal manzarası çok kötü. Şadırvan caminin etrafında, Şadırvan'ın etrafında şu işgal manzarası kabul edilemez bir şey. Bununla alakalı da hepsi dükkan zaten. Altı Terkhane cami burası, altı dükkan. Dükkan bile olsa dükkan başka. İşte bunu, bir de caddeyi işgal eden sergi başka. Neyse. Yukarı taşmış tezgahlar arz etmiştim. Evet. Esnaf rekabeti önlemek için kendisi geliyor. Kapalı çarşı gibi. İstanbul Kapalı Çarşı'da böyle aynen. Konak sinemasını ziyaret eden Günay tarihi mekanı günümüze kazandıran bir avuç üniversiteli gençlere sahip çıktı. Bir kere belediyelerden rica ediyorum Büyükşehir ve Konak Belediyesi'nden. Çevrede bu salona daha kolay ulaşılması için hangi güzergah düzenlemeleri yapılıyorsa bunları yapmaya çalışsın arkadaşlarımız. Bizim Anadolu'da sinema salonlarını desteklemek üzere bir düşüncemiz, bir projemiz var zaten. Şimdi genel müdürümüzü arıyorum ve bu salonu işaret ediyorum. Desteklenecek salonlar arasında öncelik verelim. Bakan Günay belediyelere de gözdağı vermeyi unutmadı. Köhnemiş vaziyette, bakımsız vaziyette. Bazılarına da mülk sahipleri özgün yapıya uygun olmayan müdahaleler yapmışlar. Bu konularda kurullarımız kararlar almışlar. İlgili birimlere bildirmişler ama bazı ihmaller olmuş. Şimdi bunların bir kısmını mülk sahip, bize Kemeraltı Derneği de İzmir'in bu Kemeraltı çarşısının iyileşmesini öncelikli bir mesele olarak getirdiği için bazı konuları onların yardımıyla kendiliğinden herhangi bir resmi müdahale olmadan aşmaya çalışacağız. Ama resmi müdahale olmadan aşamadık yerlere oradan doğruya kamusal müdahale yapmaya çalışacağız. Belediyeler kurul kararlarını yerine getirmeye çalışacaklar. İlgili birimler getirmeye çalışacaklar. Eğer yine sonuç alamazsak o zaman ben savcılar suç duyurusunda bulunmak zorunda kalacağım. Birbirimizi üzmek noktasına inşallah gelmeyiz. Bakan Günay aynı zamanda İzmir Milletvekili olduğu için gazeteciler iptal edilen 60 yaş kartını da sordular. Evet, bu konuda soruyorum. Bir bakanlar kurulu kararı konusunda hazırlık var. O vatandaşlarımızın belli bir yaşa gelmiş olan vatandaşlarımızın bundan önce yararlandığı imkanları tekrar sağlamaya çalışacağız. Bakanlar kurulunda ele alınacak mı? Sanıyorum bir bakanlar kurulu kararı çıkması gerekiyor. Herhalde önümüzdeki toplantıda da gündeme gelir. Peki İzmir'in mega müzesi için acaba Bakan Bey ne düşünüyordu? İzmir'de uygun bir alanda bizim büyük bir müze yapmak konusunda bir projemiz var. Bundan vazgeçmiş değiliz. Yeni bir görüşme olmadı aramızda. Ama Kadife Kale'ye doğru uzanan aksta bir arazi temin etmeleri halinde bir büyük müze projesini uygulamaya geçireceğimiz veya olmazsa eğer o süreç çok uzun sürecekse Sümerbank arazisi başta olmak üzere başka bir uygun mekan aradığımızı daha önce söylemiştim. Aynı şeyleri tekrar ediyorum. İzmir Milli Kütüphanesi'nin derleme kütüphaneleri arasına alıyoruz müjdesini veren Günay'ın son durağı merhum başbakan Adnan Menderes'in doğduğu ev oldu. Günay buz tutan yollarda yürürken bir hayli dikkatliydi. Devam edelim. İzmir'in kent içi ulaşımında 12 yıldır